Herkese merhaba. 9. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazı. Hazır mısın Tonguç Öğren? Hazır değilim hocam. İşte o yüzden zaten buradasın ve süper bir şekilde senle 9. sınıfın 2. yazısında neler çıkacağını ilk başta ufak bir soru konu çözeceğiz mi hocam? Soru çözeceğiz tabii. Konu özetiyle ilk başta. Biliyorsun Tonguç'um 2 üniteden sorumluyuz. 1. ünitemiz canlı yapısından temel bileşenler. 2. ünitemiz de hücre konusu. Oo. Zaten 2 ünite çok rahat gibi geliyor. Halbuki bu üniteler çok uzun. Dolayısıyla bunların hepsine hakim olduktan sonra ufak bir konu özeti yapacağım sana, çok ufak. Ardından Tonguç'um boşluk doldurmalı, doğru yanlıştı ve gerçekten sınavda çıkabilecek tarzı açık uçlu soruları beraber çözeceğiz ve mükemmel bir şekilde sınava hazırlanmış olacağız. Ama öncesinde senle Tonguç'um tabii şunu unutma, bu konu özetlerinin, yani bu bilmemiz gerekenlerin açıklamada PDF linki var. Dolayısıyla PDF'ini hemen indirip oradan birini takip edebilirsin. Tonguç'um, canlı yapısında bulunan temel bileşenler ünitemizdeki ilk başlığımız ortak özellikleriydi. Neydi Tonguç'um? Hücresel yapı, beslenme, solunum, metabolizma, homeostazi, yani denge dediğimiz şey, iç denge dediğimiz şey, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, uyum, organizasyon, üreme, büyüme ve gelişme, canlıların 12 tane ortak özelliği var. Tamam, bunlar ilk sınavın konularıydı. Bunlardan çok fazla soru gelmez diye düşünüyoruz ama hani belki sorar diye göstermiş olayım. İnorganik bileşikler dediğimiz konu da Tonguç öğrenmem. Canlıların ortak özelliklerinden sonra. Şimdi bileşikleri, canlıların temel bileşenlerini ikiye ayırmıştık Tonguç'um. Organik ve inorganik bileşikler. İnorganik bileşikler neydi? Su, asit baz ve tuzdu. Asit baz, su, tuz ve minerallerdi daha doğrusu. Şimdi suyun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Suyun canlılar için önemli, işte kohezyon, adezyon, işte kılcallık etkisi, yüzey gerilimi, bunları bileceğiz. Asit bazların işte pH cetveli, pH 7'den büyükse bazdır, 7'den küçükse asittir. İşte 7 ise nötrdür tarzında asitlerin özelliklerini, OH asitte H'de bazlı olduğunu, asitle bazın birleşip tuz ve su oluşturduğunu, aynı zamanda Tonguç'um bazı mineraller, özellikle işte kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko bizim için çok hayati mineraller. Sonra klor, sodyum, magnezyum, kükürt, demir, iyot, flor, bunlar birinci yazılının konularıydı ve bunların ne işe yaradıklarını bilmemiz gerekiyor. Mesela, yazıldan iyot almamız gerektiriyor. Mesela dişlerin ve kemikler için magnezyum gerekli olduğunu, kalsiyumun hem dişler, kemikler hem kanın pıhtılaşması için gerekli olduğunu, vücuda fazla veya az alındığında ne gibi problemler çıktığını hatırlamamız gerekiyor. Bunlar sınavda çıkabilir. Geçen sınavda çıktı, bu sınavda da çıkabilir diyoruz. Çıkmaz demeyin. Aynı zamanda Tonguç'um mineraller, organik bileşiklere geçiyoruz. Hoş geldin organik bileşiklere diyoruz. Organik bileşiklerde de bilmemiz gereken şey neydi Tonguç'um? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, hormonlar, enzimler, DNA, RNA ve ATP. Tonguç, işte bundan gerçekten sınavda %100 sorular gelecek ve esas ağırlık da bu ve hücre olacak. Yani mesela karbonhidratların ne olduğunu, monosakkarit, disakkarit, polisakkaritin neler olduğunu, hangi çeşitler olduğunu, glikoz, fruktoz, galaktozun monosakkarit olduğunu, işte laktoz, ondan sonra sükroz ve Tonguç Evren'in neydi diğeri, söyleme bakayım bana. Evet, galaktoz. Ulan beynim yandı, bak görüyor musun Tonguç Evren'im benim. Glukoz, galaktoz, evet hemen bir de maltoz. Tonguçtoz, onu unutmuşum. Tonguçtoz, yani maltoz, sakkaroz ve laktozun da disakkarit olduğunu ve polisakkaritlerinde nişasta, glikojen ve selüloz ve kitin olduğunu, nişastanın ve selülozun bitkisel, kitin ve glikojenin de hayvansal olduğunu hatırlamamız gerekir Tonguç evladım benim. Tabii kitinin de mantarlarda olduğunu özel olarak bilmemiz çok önemlidir. Yağlara baktığımız zaman yağların nasıl olduğunu, yağ asitleri ve gliserolün birleşerek trigliseritleri oluşturduğunu, doymuş doymamış yağların farkını, işte fosfolipitlerin hücre zarının en önemli maddelerinden bir tanesi olduğunu hatırlamamız gerekir ve sınavda bunlar %100 gelir. Proteinlerin yapısı en önemlisi. Gerçekten de geçen sınavda zaten proteinlere kadar gelememiştik. Dolayısıyla %100 sınavda gelecek şey proteinlerdir. Proteinlerin amino asitlerin birleşerek oluşturulduğunu ve aralarındaki bağın peptit bağı olduğunu, yağların ester bağı olduğunu, karbonhidratların da glikozit bağı olduğunu çok iyi hatırlamamız gerekir ve bunlar %100 sınavda gelir. Proteinlerde Tonguç Öğrenim, amino asitin içini de bilmen gerekiyor. İşte karboksil grup, amino grup, işte ondan sonra radikal grubun ne demek olduğunu, karboksil grup ve amino grubun birleşerek peptit bağ oluşturduğunu hatırlayalım Tonguç'um. Bunlar sınavda gelir. Aynı zamanda vitaminlere baktığımız zaman vitaminlerde tabii bilmemiz gereken B ve C vitaminlerinin suda çözünen, ADEK vitaminlerinin yağda çözünen vitaminler olduğunu ADEK derken... ve hangi bulunduğu besinleri, mesela işte C vitamininin
Brunchgiller'de bulunduğunu ve hangi eksikliğinde hangi rahatsızlığın ortaya çıktığını da hatırlayalım diyoruz. Ve aynı zamanda hormonlara baktığımız zaman işte kanla iletildiğini hormonların, aynı zamanda düzenleyici moleküller olduğunu, işte büyümemizi sağlayan hormonların olduğunu ve benzeri. Ondan sonra enzimlere baktığımız zaman Tonguç Evren benim enzimleri işte protein yapıda olduğunu, içinde bazen yardımcı kısımlarının olduğunu, kofaktör ve koenzim gibi, onları da hatırlayalım. Ve aktivasyon enerjisini düşünerekten biyolojik katalizör olduğunu da bilmemiz gerekir Tonguç Evren. Bak bunların hepsini aslında tekrar sınavda yapıyoruz. Sınavda sorulur mu hocam? Sınavda %100 gelecek şeyler. Enzimler %100 gelecek. Enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörler de sıcaklık, pH, süpsat yoğunluğu, bunların hepsini not al Tonguç'um. Su miktarı, süpsat yüzeyi ve benzeri, bunları da hatırlamamız gerekiyor. Hatta sana şöyle akıl haritalarımız da burada bir yerlerde var mı Tonguç Evren? Benim hocam, bir saniye hocam. Akıl haritalarımız da hemen şuradan hangisini verelim. Hangisini söylüyorsun? Akıl haritalarımıza mesela bak. Akıl haritalarımızda şöyle bir akıl haritamızı açtığımız zaman işte 9-1 akıl haritamızda enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörler şeklinde bir şey var. İkinci harita hocam. Birinci harita burada. Burada mesela birinci haritayı göstereyim. İkinci harita asıl ağırlıkta çıkacak zaten. Enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörler mesela burası gerçekten bizim için önemli. Burada karşımıza çıkacak diyoruz. Peki geldik Tonguç evladım benim. Vitaminler, hormonlar, enzimler, DNA ve RNA'nın yapısı. DNA'nın deoksiribonükleik asit olduğunu ve yönetici moleküllerinden en önemlisi olduğunu, RNA'nın da ribonükleik asit olduğunu, dolayısıyla deoksiriboz şekeri bunda, riboz şekerinin bunda olduğunu ve DNA'da adenin, timin, guanin, sitozin, RNA'da adenin, urasil, guanin, sitozinin olduğunu. Yani burada urasil, burada timin olduğunun farkını hatırlamamız gerekiyor. Bu tek zincirli, bu iki zincirli. ATP ise Tonguç evladım benim, enerji. Vücudumuzdaki enerjinin hali, adenozin trifosfat demek aslında. O trifosfat aslında. Ve yüksek enerji bağlarının, yüksek enerjili fosfat bağlarının olup fosforilasyonun ATP üretilmesi, ATP'nin tüketilmesinde defosforilasyon olduğunu hatırlamamız gerekir ve geldik hücreye. Birazcık uzun sürdü biliyorum ama gerçekten çok önemli şeyler anlattım demin sana. Hücrede de bilmemiz gereken şeyler, işte hücrelerde bakteri hücresi, hayvan hücresi gibi hücre çeşitlerinin olduğunu, nasıl işte çekirdekli ve çekirdeksiz, prokaryot ve ökaryot. Bu prokaryot hücre, bu ökaryot hücre. Hücrede bilmemiz gereken hücre tipleri demiştik. Prokaryot ve ökaryot hücre. Prokaryot birazcık daha ilkel. Ökaryot ise, daha gelişmiş hücre. Prokaryotta çekirdek zarı yok. Bunda organeller yok ama bunda organeller var. Ama ikisinde de ribozom var. Bunu unutma. Bu çok önemli bir özellik. Ve aynı zamanda ardından ne geçiyor? Hücrenin yapısı. Hücrenin yapısında ne vardı Tonguç evladım benim? İkiye ayrılır. Üçe ayrılır. Bir zar vardır dışarıda. Bir arada sitoplazma ve organeller vardır. Bir de içeride çekirdek vardır. İşte bu zar dediğimiz şey bizim için acayip önemli. Aslında bir sınır. Buradan alışveriş yapıyoruz. Ne alacaksak, ne vereceksek buradan veriyoruz. Bizi koruyor, bize şekil veriyor. Dolayısıyla hücre zarı en önemli şeylerden bir tanesi. Ve hücre zarının yapısındaki özellikler işte nedir, bu da proteinler var, fosfolipid tabakası var, ikili katman fosfolipid tabakası var, sonra işte karbonhidratlar var, glikoprotein, glikolipidler var, işte kolesterol var hücre zarının yapısında ve bunların içinde işte taşıyıcı proteinler var ve benzeri, bunların da aslında hücre zarında madde alışverişini, yani seçici geçirgen dediğimiz istediğini alıp istediğini almayan, buna göre seçici geçirgen, yarı geçirgen, aynı zamanda seçici geçirgen özelliğe sahip olduğunu hatırlayıp da hücre zarından madde alışverişinde nerede Tonguç Evren benim? Hücre zarından madde alışverişi bir kere pasif taşıma ve aktif taşıma olarak ikiye ayırıyorduk. Pasif taşımada difüzyon ve ozmoz acayip önemli. Acayip önemli. Difüzyon ve ozmoz dediğimiz şey aslında maddenin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama geçmesi difüzyon. Suyunsa tam tersine az olduğu ortamda az madde yoğunluğundan çok madde yoğunluğuna geçmesine ozmos diyoruz. Bunlar pasif taşımaydı. Ve aktif taşımada enerji harcanarak, yani aslında ATP tüketilerek yapılan bir şeydi. Ve büyük moleküllerin taşınmasında ise endositoz içeriye giriş, egzositoz da dışarıya çıkış olduğunu, exit'ten geliyor aklımıza. Endositozun da ikiye bölündüğünü, fagositoz ve pinositoz olarak, bunları da hatırlayalım Tonguç'um. Sınavda zaten bunlar çıkacak ve hücre teorisi de tabii çıkacak diyoruz ve hadi hayırlı olsun bakalım, beraber senle sınavımıza başlıyoruz. Tonguç'um, bir kere böyle bir soru görürsen ne yaparsın Tonguç? Hocam, bu tür sorularda nutkum tutulup hep sessizce sizi dinlerim. Aynen, tebrik ederim. Dolayısıyla sessizce beni dinle ve mükemmel bir şekilde sınavdan da çok iyi not al diyorum. Tamam. Doğru yanlış sorusuna başlıyoruz. Verilen cümlelerin başına doğruysa de, yanlışsa de. Tamam. İnorganik bileşikler hidrolize uğramadan
kana geçerler. Bir kere Tonguç'um, inorganik bileşikler dediğimiz şey aslında küçük moleküllerine ayrılamıyor. Asit, baz, tuz, mineraller, bunlar zaten hücre zarından hiçbir şekilde, pardon, hücre zarından her şekilde geçebiliyorlar. Çünkü zaten iyonize oluyorlar. Suyun içine attığın zaman su, tuz Na artı Cl diye iyonlarına ayrılır. Dolayısıyla bunu bir daha, sen Na zaten hücre zarından çok rahat geçebilir. O yüzden bunların hidrolize uğramak, yani küçük parçalara ayrılmasına gerek yok. O yüzden bu doğru bir ifade. Direkt hidrolize uğramadan kana geçebilecek kadar küçüklerdir diyoruz ve geçiyoruz. Enzimlerin çalışma hızı ortam sıcaklığına bağlı değildir demiş. Enzimlerin çalışma hızı ortam sıcaklığına %100 bağlıdır. Çünkü hani ne demiştik Tonguç Evren Bey'im? Bir kere sıcaklık arttıkça enzimlerin çalışma hızı artar. Bir optimum sıcaklık vardır. Bu optimum sıcaklıktan sonra artık azalmaya başlar. Çünkü enzimlerin yapısı çok yüksek sıcaklıklarda bozulmaya başlar. Bu olaya da ne demiştik? Denatürasyon demiştik. Bu da enzimlerin yapısının bozulduğu sıcaklıktır diyoruz. Çünkü protein yapısı bozuluyor. Aynı yumurtayı haşladığımız zaman içinin artık katı hale geçmesi gibi proteinlerin yapısı bozulduğu için oluyor da diyoruz. Evet, DNA molekülü sitoplazmada bulunabilir demiş. DNA molekülü sitoplazmada bulunabilir. DNA molekülü sitoplazmada doğru. Neden doğru? Çünkü prokaryot hücrelerde, prokaryot hücreler dediğimizde nerede aslında? Bakteriler. Bakterilerde, çekirdekte bulunmaz DNA. Sitoplazmanın içinde serbest halde bulunabilir. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir diyoruz. Yağ asitlerinin tamamı hücrelerimize sentezlenebilir demiş. Hayır, yanlış bir ifade. Çünkü temel dediğimiz, yani esansiyel yağ asitleri vardır. Esansiyel yağ asitleri hücrede sentezlenemiyor. O yüzden onları mutlaka dışarıdan almamız gerekiyor diyoruz. Canlıların proteinlerinin birbirinden farklı olmasının nedeni biri bağ sayılarının farklı olmasıdır. Evet, doğrudur. Neden? Çünkü bağ sayısı farklı oldu demek aslında amino asit sayısı farklı demek. Amino asit sayısı farklı olan proteinler de birbirlerinden farklı olabilir. Mesela 300 amino asitli bir proteinle 500 amino asitli bir protein veya 200 amino asitli bir protein veya içinde 300 bağ olan veya içinde 500 fark etmez. Bunlar birbirinden farklı olabilir diyoruz. Çünkü amino asit sayısı da, bak, amino asit çeşidi, amino asit sayısı ve sıralaması, 3 şey aslında proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor diyoruz. Geldik aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz demiş. İnsanlarda glikojen bilmem ne de ve bilmem ne de depolanır. Şimdi glikojen dediğimiz şey aslında polisakkaritlerin hayvanlarda bulunan haliydi ve depo polisakkaritte. Neyi depolamak için? Glikozu depolamak için kullanıyorduk. Mesela glikozu biz nerede depolarız dersek, karaciğerimizde glikojen depoları vardır ve bunlar insülin ve glikagon hormonları sayesinde bazen kana verilir, bazen kandan alınır. Bazen karaciğere depolanır, bazen de karaciğerden kana doğru geçer. İşte mesela insülin, çok şekerli bir şey yersek karaciğerdeki depolara glikojen şeklinde glikozun dönüşmesini sağlayan bir hormon. Tam tersi de glikagon da, eğer enerjimiz düşerse karaciğerdeki depolardaki glikojeni glikoza dönüştürüp bizim enerjiyi yani glikoza kavuşmamızı sağlayan bir hormon diyebiliriz. Karaciğerde depolanır. İkincisi de çizgili kaslarımızda depolanır. Mesela kaslarımızın çok fazla enerjiye ihtiyacı var ve bu enerjiyi bir anda elde edebilmesi için hemen yakınlarında glikoz bulmalılar. Çünkü mitokondride glikoz enerjiye dönüşüyordu. Oksijenli solunumda veya oksijensiz solunumda sitoplazma dönüşüyordu. İşte o yüzden glikoza ihtiyaçları var. Bu da çizgili kasların hemen yanında, zaten çizgili kasların içinde glikojen depolarıyla olabiliyor. Tüm organik bileşiklerin yapısında bilmem ne, bunu kullandık. Tüm organik bilmem ne ve bilmem ne atomları ortak bulunur. Bir kere organik bileşiklerin yapısında mutlaka ve mutlaka karbon olmalı. Zaten organik değilsen en önemli şey karbon ve aynı zamanda hidrojen olmalı. Organik bileşikler deyince karbon ve hidrojen aklımıza gelecek, bunları unutmayalım. Dolayısıyla karbonu işaretliyorum burada. Hidrojen neredeydi? Evet, burada. Tebrik ediyorum. Bütün hayvanlarda ortak olarak bulunan polisakkarit çeşidi bilmem nedir demiş. Bütün hayvanlarda bulunan polisakkarit çeşidi glikojendir. Kitin değildir. Kitin şöyle, bütün hayvanlarda değil, eklem bacaklılarda bulunuyor. Eklem bacaklılarda ve mantarlarda bulunuyor. Dolayısıyla bütün hayvanlarda ortak bulunan şey ise glikojendir diyor. Zaten selüloz bulunmaz polisakkarit denen hayvanlarda. Nişasta da bulunmaz. Dolayısıyla sadece glikojen kalıyor diyoruz.
Prim bazları bilmem ne ve bilmem ne olmak üzere iki tanedir demiş. Prim bazları dediğimiz şeyler iki halkalılardı. İki halkalı bazlar, yani DNA'nın ve RNA'nın yapısında bulunan iki halkalı bazlar, bir adenin, diğeri de guanindi. Adenin ve guanin iki halkalıydı. Ama bir de tek halkalılar vardı. Onlar da pirimidindi. Pirimidinler, yani tek halkalılarda timin, sitozin ve urasildi aslında. Bu tabii ki, bu ikisi DNA'da, bu ikisi de RNA'da vardı diyoruz ve geçiyoruz. RNA'nın yapısında bilmem ne şekeri, DNA'nın yapısında bilmem ne bilmem ne şekeri bulunur demiş. Şimdi bir kere DNA, RNA'nın yapısında riboz şekeri vardır. O yüzden RNA diyoruz zaten. Ribonükleik asit. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri vardır. O da, o yüzden zaten deoksiribonükleik asit diyoruz. Aslında içindeki şekerle adlandırılıyor DNA ve RNA diyoruz ve o zaman oksijeni yazmadık. Adenini kullandık. Düz kasta bulunmaz polisakkarit. Ribozu kullandık. Evet. Ondan sonra deoksiribozu kullandık. Kitini kullandık mı? Hayır, kullanmadık. Tamam, işte bu kadar. Aslında bunların hepsi de guanini kullandık ve bu kadar diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilen organik bileşiklerin vücutta yapıya katılma oranlarına göre büyükten küçüğe nasıl sınırlı demiş. Bir kere vücudumuzdaki en yapısal, şimdi canlıların temel bileşenleri 3 tane temel bileşen var. Karbonhidrat, yağ ve protein. Bunların içinde en yapısal organik bileşik aslında proteindir. Protein, çünkü dişlerimizde, tırnaklarımızda, işte kemiklerimizde, ondan sonra yok bilmem kaslarımızda, kaslarımız çok fazla yer kaplar biliyorsunuz. Her tarafımız kas dolu. Derimizde, yani en fazla yapısal protein, en fazla yapısal molekül olarak proteini bileceğiz. Sonrasında büyükten küçüğe doğru, sonrasında yağ gelir. Yağlar, çünkü işte göbeğimizde, derimizin altındaki yağ tabakası, işte vücudumuzun iç organlarının yapısını korumak, düz kasların arasında, bunların içinde de hep yağ vardır. Yağ da çok önemli bir bağ doku yerini görür diyoruz. En sonda bir karbonhidratlar gelir. Karbonhidratlar nerede bulunur desen, hücre zarının yapısında çok az miktarda glikoprotein ve glikolipitlerin içinde bulunur. Aynı zamanda işte karbonhidratların içinde glikojen vardır veya işte ne vardır, hani kitin vardır desen, kitinde her hayvanda, her canlıda yok. Bizim içimizdeki karbonhidrat, glikoz mesela falan filan, bunların hepsi de çok daha az miktarda bulunur diyoruz. Enerji verici, ama mesela burada enteresan bir şey var. Yapıya katılma onun büyükten küçüğe doğru, evet büyükten küçüğe doğru dedik. Enerji verici olarak kullanım sırasına baktığımız zaman en fazla enerji verici, daha doğrusu en fazla enerji verin sormuyor. Enerji verici olarak kullanım sırasını soruyor. Burada çok önemli bir fark var. İlk başta karbonhidratları kullanırız. Sonra yağları kullanırız. Sonra proteinleri kullanırız. Bunun sebebi de aslında bunun tam tersi olması. Yani adam yapıya katılan bir şeyi kullanmak, parçalamak ister mi? O yüzden zaten sen yapının temelini oluşturan, binanın temelini oluşturan proteini parçalamak istemezsin. O yüzden en son kullanıyorsun. Ve zaten bir de şöyle bir özellik var. Karbonhidrat kullanıldığı zaman anında enerji veriyor. Hızlı bir şekilde verebiliyor. Senin hıza ihtiyacın var. Hız çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla karbonhidratı hemen kullanırsın. Sonra yağ kullanmaya başlarsın. Sonra proteinleri, en son proteinleri kullanırsın diyoruz. Ama burada çok enteresan bir şey var. Mesela oksijene yakınına çıkan enerji miktarına göre büyükten küçüğe sıralarsak, bunu tabii ki yağ açık ara lider olur. Çünkü yağdaki enerji miktarı ve bağ sayısı çok fazla olduğundan dolayı enerji miktarı çok fazla. Ama niye onu ilk başta kullanmıyoruz? Çünkü inanılmaz derecede zor parçalanıyor. Ama karbonhidrat çat diye şipşak parçalanıyor diyoruz. O yüzden 2, ondan sonra 3 gelir. 3'te de daha fazla. Ama niye en son kullanıyoruz? Çünkü biz yapımız zarar görmesin. Çünkü yapısal bir madde. En sonda en az da enerjiyi veren 1'dir. Yani karbonhidrat aslında en az enerji veriyor ama ilk kullanılıyor. Çünkü çok hızlı veriyor ve yapımıza zarar gelmiyor. O yüzden diyoruz ki en az enerjiyi karbonhidrat verir ama ilk başta kullanılır diyoruz. Geldik. Buna göre aşağıda verilen maddeleri taşıma şeklinde eşleşin demiş. Şimdi içerisinde %5 protein, %5 glikoz, %2 sodyum olan bir hücre. İçerisinde %5 protein, %5 glikoz ve %20 sodyum bulunan bir ortam okuyor. O zaman şöyle bir kabımız var. O kabımızı çizelim ilk başta. Şöyle bir kabımız var. Bu kabın içinde bir sıvımız var. Şunu mavi bir sıvıyla çizelim. Bu mavi sıvının içinde olanları yazıyorum. %5 protein, %5 glikoz, %20
sodyumda Na diye yazalım. Şimdi sen bunun içine bir hücre atıyorsun. Bu hücrenin içindekileri yazıyorum. %5 protein, %5 glikoz, %2 sodyum. Şimdi burada ne olacak? Çok basit bir mantık var burada. Şimdi ilk başta olmasını bekleyen şey, proteinler zaten aynı. Proteinler aynı olduğu için transfer olmaz. Glikoz zaten aynı. Dışarısı da içerisi de. Hücrenin içerisi de dışarısı da aynı. Glikozlar aynı olduğu için transfer olmaz. Ama sodyum zaten aynı. Sodyum, pardon, zaten burada %2, burada %20. Burada daha fazla. Dışarıda daha fazla. Dışarıda daha fazla olduğu için sodyum, bir kere sodyum fazla olan yerden az olan yere doğru, yani konsantrasyonun yüksek olduğu yerden az olan yere doğru difüzyona uğrayacak. İşte bu sodyumun içeriye geçişini sağlayacak. O zaman difüzyon olan zımbırtı burada sodyumdur diyoruz. O zaman sodyuma bakarsak basit difüzyon, yani bununla olacak. O zaman sodyumla basit difüzyonu eşleştirelim. Hemen bunun yerine basit difüzyon yazıyorum. Sodyum eşittir basit difüzyon. Peki şimdi adam buradan buraya girdi. Neden girdi? Çünkü sodyum dışarıda fazlaydı, burada azdı. Şimdi su da az madde yoğunluğundan çok madde yoğunluğuna doğru gidiyor. Yani burada %2, burada %20 ya. Su buradaki %20'yi, gel bakalım sen çok çekicisin diyerekten dışarıya çıkmaya çalışıyor. Yani basit difüzyonun tam tersine ozmos dediğimiz olay olur. Yani su çıkar. Suyun çıkışına biz ozmos diyoruz. Suyun olan, suda olan şey ise ozmos diyebiliriz. Ozmos suyun az yoğun ortamdan, madde yoğunluğunun az yoğun olduğu ortama, çok yoğun olduğu ortama gitmesidir diyoruz. Glikoza baktığımız zaman glikozsa hemen ne yaparız, ne yaparız? Ya kardeşim burada %5, burada %5. Ne güzel ya, niye bozuyorsun diyecek. Şimdi sen buradan suyu çıkardığın zaman buradaki glikoz yoğunluğu artıyor. Çünkü suyu aldığın zaman bu %5 glikoz demek aslında %5 glikoz, %95 su demek aslında. Hani geriye kalan su gibi düşün. O zaman sen buradan suyu alınca bu yoğunluk artacak. Glikoz yoğunluğu arttı. Glikoz yoğunluğu arttı ama ne güzel denge vardı. Niye bozuyorsun kardeşim diyerekten adam ne yapacak? Glikoz yoğunluğunu dengeleyebilmek için çalışacak. Çünkü hücre, zaten canlı bir hücre, çalışabilmesi için de ne yapması gerekiyor? Enerji harcaması gerekiyor. İşte burada kırmızıyla göstereceğim aktif taşıma olayını yapacak diyoruz glikoz için. Protein içinse şimdi burada yine yoğunluk farkı olacak ama protein için bir kere herhangi bir taşıma olamaz. Çünkü hücre zarından geçemez. Hücre zarından geçebilecek büyüklükte bir madde değil. O hücre zarından geçebilecek büyüklükte bir madde olmadığı için ve buradaki hücre zarından işte hani içeriye, hücrenin içindeki protein, sodyum ve glikoz miktarının arttığı gözlemleniyor. Ha, bir dakika. Aktif taşıma nasıl oluyor biliyor musun? Aktif taşıma, glikoz yoğunluğu arttı. Buradan içeriye doğru glikoz girmesi gerekiyor. İçeriye doğru glikoz girebilmesi için yani buradaki eşit olan şeyin bozulması gerekiyor. O zaman buraya doğru içeri girdi. Aynı şey protein için. Protein nasıl girebilir? Protein çok büyük bir madde. Protein büyük madde olduğu için, hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olduğu için o da ancak endositoz dediğimiz hücre zarının yapısının bozularaktan, hücre zarının yapısının değişerekten olan geçmeye ve enerji harcanarak olan madde geçişine transfer oluyor ve ne yapıyor? Proteinler içeriye geçerken daha büyük moleküllerin madde geçişi olan endositozu kullanıyor. Glikozda eşitliği bozaraktan içeriye girdiği için aktif taşımayı kullanıyor çünkü enerji harcaması gerekiyor çünkü eşittir. Normalde basit difüzyon olması için çoktan aza girmesi gerekiyor aynı sodyumdaki gibi. Sodyumda basit difüzyon oluyor. Suda ise zaten suyun hareketi kesinlikle ve kesinlikle ozmostur diyoruz. Ve nereden nereye doğru gittiğini de göstermiş olduk. Geldik insan hücrelerinde maddeler fagositoz ile taşınabilirken bitki hücrelerinde taşınamamasının sebebi nedir demiş. Bu da çok önemli bir soru. Şimdi bir kere bitki hücrelerin yapısını incelediğimiz zaman yeşille çizelim hatta. Şöyle çizelim. Bitki hücresi aslında şöyle bir yapıdır. Ama hayvan hücresi bu şekildedir. Şimdi bitki hücresinin dışında hücre duvarı denilen bir yapı var. Tabii sen burada hocaya çizmek zorunda değilsin ama ben sana ne yazacağını anlatmadan önce konuyu anlatmak istiyorum sana. Şimdi adam fagositozda şöyle yapıyordu.
mesela şurada bir madde var diyelim. Şurada bir madde var. Ya yani bu maddeyi içeriye alabilmek için böyle bir yalancı ayaklar çıkartıyordu. Yalancı ayaklar çıkartıyordu. Sonra bu maddeyi yutuyordu. Yalancı ayaklarla yutuyordu. Yani bu mavi madde bir anda hücrenin içine giriyordu. Bunu sarıyordu böyle ve yutuyordu. Şimdi bu adamın bunu yapması çok rahat. Çünkü dışında böyle bir hücre duvarı yok. O yüzden bitki hücresinde bulunan hücre duvarı veya hücre çeperi. Bitki hücresinde bulunan bitki pardon şey hücre çeperi yüzünden ne yapamaz diyoruz? Fagositoz yapamaz diyoruz. İşte bu kadar. Cevap bu kadar aslında. Ve bunun gerçekleşmesine engel oluyor aslında. İnsanların hücrelerinde hücre çeperi var mı? Yok. Bu nedenle insanlar hücreyi fagositoz yapabiliyor. Bitkiler dışında hangi canlılar bu olayı gerçekleştiremezler? Şimdi insanlar yapabilir. Mantarların yapısında ve bakterilerin yapısında hücre duvarı olduğu için mantar ve bakteri yapamaz diyoruz. Neden diyeceksin? Çünkü bunların yapısında da hücre çeperi vardır. Çünkü hücre çeperi yüzünden deriz ve konumuzu mükemmel bir şekilde özetlemiş oluruz. Sorumuzu da mükemmel bir cevap vermiş oluruz. Mantarlarda hücre duvarı var. Unutmayın, kitinden oluşan şeyde de bakterilerde de hücre duvarı var. O da başka bir maddeden oluşan ve burada da hücre duvarı var. Dolayısıyla böyle rahatlıkla yalancı ayaklar oluşturacağım, içine alacağım falan sadece hayvan ve insan hücrelerinde oluyor. Böyle bir şey geçiyor. Aşağıda şekilde bir bölümü verilen nükleik asitin üzerinde bağları ile yapıların adını yazarak gösteriniz. Bir kere şu yapı çok tanıdık. Bu fosfat. Ondan sonra bu şeker. Hatta şöyle diyelim. Bir kere şöyle düşünelim. Bu şeker ama hangi şeker? Şimdi bu iki tane bak, bu bir nükleotit. Bunun hepsi aslında nükleik asitin, bak şunun hepsi bir tane nükleotittir. Bu nükleotitin yapısında fosfat, şeker ve baz vardır. Fosfat, şeker ve bazdan, diyelim ki evet tamam evet fosfat, şeker ve bazdan bu organik baz yazalım hatta. Organik baz yazalım. Şimdi bu da organik bazdır. Organik bazdır. Ama burada enteresan bir şey var. Bu organik baz bu bir nükleotide oluşturuyordu. O zaman bu da başka bir nükleotide. Arada bağlar olacak şekilde birleştiyse demek ki iki zincirli. Bu bir zincir oluşacak, bu bir zincir olacak ve bu da zincirler birleşecek. Neyle birleşecek? Zayıf hidrojen bağı ile birleşecek. Peki o zaman iki zincir birleştiyse bunlar DNA olmaz mı? Çünkü DNA'da iki zincir vardı. DNA'daki şekerin adı neydi? Deoksiriboz şekeriydi. O zaman bunun adını da bulmuş olduk. Fosfat, deoksiriboz şekeri, organik baz. Ama dikkat et, üçlü bağ varmış burada. Üçlü zayıf hidrojen bağ varmış. O zaman bir tanesi adenin, bir tanesi guanin, bir tanesi sitozin olmak zorunda. Çünkü guaninle sitozin arasında 3 bağ vardı. Adeninle timin arasında 2 bağ vardı. Demek ki bu guanin, bu sitozin olabilir. Veya tam tersi olabilir. Guanin bu. Bu da sitozin olabilir. Çünkü guaninle sitozin arasında 3 tane zayıf hidrojen bağ vardı. Geldik bu zımbırtıya. Nükleotidin yapısında organik baz ve şeker arasında bulunan bağ biz glikozit bağı diyoruz. Glikozit bağı. Çünkü neden? Şekerle birleşiyor. Şekerle baz arasındaki bağ glikozit bağı diyoruz. Şekerle fosfat arasındaki bağ ise ester bağı diyoruz. O zaman zaten hani DNA'nın yapısında 3 tane bağ vardı. Bir tanesi zincirleri bağlayan zayıf hidrojen bağları. İkincisi nükleotidin içindeki glikozit ve ester bağı. Glikozit bağı bazla şeker arasında, ester bağı da fosfat ve şeker arasında. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavda %100 bunlardan soru gelir diyoruz ve geçiyoruz. Bir bitkiye ait glikoz yoğunlukları eşit XYZ hücreleri sırasıyla KLM ortamlarına bırakılıyor demiş. Bir süre beklendikten sonra glikoz derişimlerinin
Y büyüktür, X büyüktür, Y büyüktür, X büyüktür, Z olduğu ve X hücresinin derişiminin K sıvısına atıldıktan sonra değişmediği görülüyor. X'in evet tam. Sonra buna göre hücrelerin bırakıldığı ortamların nasıl olduğunu belirtiniz. Aşağıdaki tabloda evet şimdi bir kere KLM'nin nasıl olduğunu belirteceğiz. Bir kere demiş ki 3 tane hücremiz var. X, Y ve Z hücremiz var. Bir bitkiye ait. Bitki olduğunu biliyoruz buradan. Süper. Çünkü orada turgor basıncı da devreye girecek. KLM ortamlarını bıraktın. İşte mesela şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Tamam neyse onu o aklımda kalsın. 3 tane ortam var ve bitki hücresini bırakıyoruz. Şimdi hatta şöyle çizsek mi acaba? Evet çizelim mesela ortamlarımızı. Evet şöyle bir tane şöyle kaplar çizelim. KLM ortamı mesela şöyle bir K kabı, ondan sonra L kabı, sonra bir de M kabı çizelim. Buraya K diyelim, buraya L diyelim, buraya M diyelim. Tamam. Sonra X, Y, Z hücrelerini bırakıyorsun. Bitki hücreleri bunlar. Bunların hücre çeperleri vardır. Unutmayalım. Böyle köşelidir hücreler. Buna X hücresi, buna Y hücresi, buna da Z hücresi diyelim. Tabii bunların içinde sıvılar var. Bunların içinde böyle sıvının içinde bunlar aslında. Böyle, böyle sıvının içinde. Tamam. Ondan sonra demiş ki adam bize. X hücresinin derişiminin K sıvısına atıldıktan sonra değişmediği görülüyor. O zaman demek ki K sıvısı X hücresini hiç de etkilememiş bile. Hangi çözeltiler etkilemez? Bu çözeltiler izotonik çözeltiler. İzotonik çözeltilere atılan bir hücre aynı şekilde kalır. Çünkü izotonik hücreyle aynı yoğunlukta demek. Hiçbir alışveriş malışveriş olmaz. Tabii bunun kendi hücre böyle ama bunda bir de hücre zarı var. Bunda bir hücre zarı var. Bunun da hücre zarı var içinde. Bu hücre duvarını çizdim aslında. İçinde hücre zarları var. Tamam buraya kadar çizdik. İzotonikte değişmiyor. Şimdi bir kere demiş ki bir kere glikoz yoğunlukları. Glikoz yoğunlukları eşit demiş. Glikoz yoğunluklarına sallıyorum. %5 diyelim. %5 diyelim. Buna da %5 diyelim. Glikoz yoğunluklarını verdim. O zaman ne demiştik? X'e %5 dediysek, buna %5 dediysek, buna da %5 dediysek salladım. K izotonik olduğu için o da %5'tir yoğunluğu. Çünkü izotonik eşit demekti. Şimdi X'in yoğunluğu bir söylemekten sonra glikoz değişimlerinin Y büyüktür, X büyüktür, Z olduğunu gözlemleniyor. Demek ki bu adam bir anda %6'ya çıkmış, bu da %4'e düşmüş. Nasıl olabilir? Demek ki bu dışarıdan buna glikoz girmiş. Buna glikoz dışarıdan girmiş. Bu da dışarıya doğru glikoz vermiş. Çünkü ilk başta ne demiştik? İlk başta hepsi %5, %5'ti. Bu adam %6'ya çıktıysa demek dışarıdan glikoz buna içe girmiş. Burada dışarı çıkmış %4'e düştüyse. O zaman şimdi bu adama glikoz girdiyse demek ki dışarısı çok yoğun. Dışarısı yoğun olduğu için dışarıdaki mesela %6'ydı diyelim. %6'nın içine attı. %7'ydi diyelim mesela. %7'nin içine attığında %5'ten %7'den içeriye doğru girer değil mi? Aynı onun gibi dışarısı çok yoğun içeriye girmiş. O kadar yoğun ki içeriye girmiş. O zaman L sıvısı hipertoniktir. Hipertoniktir. Bunu nasıl anlıyorum biliyor musun? Şöyle glikoz içeriye girdiyse su dışarıya çıkacaktır. Bu tam tersidir. Bu olay tam tersidir. Glikoz dışarıya çıktıysa su içeriye girecektir. Bu da tam tersidir. Yani maddenin hareketiyle suyun hareketi tam tersidir. Dolayısıyla glikoz içeriye girdiyse su dışarı çıkacak. Su dışarıya çıktıysa bu hücre ne olacak? Demek ki büzüşecek. Böyle büzüştü. Ama burada ise su içeriye girse artık hücre duvarlara dayanacak. Artık şişecek hücre su aldığı için çok fazla. Diyorum ki kardeşim hiperaktif insanlar zayıf olur. Zayıflar. O yüzden çünkü çok koşarlar çok hareket ederler. Aynı onun gibi zayıfladı hücre. Tam tersi ise burada hücre şiştiğine göre hipopotam gibi düşün. Hipopotam hayvanı nasıldı? Hipotonik ortam hipopotam gibi şişmiş ve eşek kadar olmuş. Oradaki işte şişmiş hücre. İşte suyun hareketini öğrendikten sonra aslında çok basitti. Sonrasında yapmam gereken şey ise demiş ki ortamın nasıl olduğunu belirtiniz. Aşağıdaki tabloda uygun yerleri artar azalır ve değişmeziniz. Şimdi bir kere X, Y, Z'nin ortamları nasıl olduğunu belirledik. Turgor basıncı X'te
Değişmez çünkü demiştik yani hiçbir alışveriş olmaz ki. Emme kuvveti de değişmez. Şimdi Turgor basıncı dediğimiz kuvvet aslında zarın çepere yaptığı kuvvet. Şimdi bu zar bu çepere bir kuvvet yapıyor mu? Yapıyor. Ama zaten bunun içine attıktan sonra hiçbir şey değişmediği için aynı şekilde devam ediyor bu kuvvet uygulamaya. Zar da hücre zarı da bitki hücrelerine çepere bir kuvvet uygular. Ama burada mesela zar kuvvet uyguluyor ya çepere. Artık uygulayamaz ki zavallı arkadaşımız. Çünkü büzüştü. İçeride zavallı dımdızlak kaldı. Dolayısıyla Y'de Turgor basıncı azalır. Ama burada ise eşek gibi şiştiği için su alaraktan artık çeperi neredeyse hücre duvarını neredeyse patlatacak kadar olacak. Gerçekten de artacak diyoruz burada. Emme kuvveti ise Turgor basıncının tam tersidir. Emme kuvvet dediğimiz şey ya bu adam %6 yoğunluğa çıktı. Artık susadı. Çünkü su bundan gitti. Susadıysa eğer susama demek aslında emme kuvvet dediğim şey susama diye ezberleyebilirsin. Çok susadı bu adam. Çünkü su kaybetti. O yüzden bu arttı. Emme kuvveti arttı. Susaması arttı bunun. Bu ise su içeri bayağı girdi. Susuzluğu geçti. Dolayısıyla azaldı diyebiliriz. Zaten Turgor basıncı ile emme kuvveti birbirine tam zıttır diyoruz ve gerçekten önemli ve kaliteli ve kazıkul aziz bir soruyla devam ediyoruz. Ve bitirmiş olduk. Geçiyoruz. Aşağıda verilen hücre zarı modeli üzerinde okla gösterilen kısmın adını birer ve birer görevini yazın demiş. Şimdi bir kere hücre zarında tabii farklı şeyler var. Hani şu hücre zarını aslında şöyle göstersek hemen şöyle bir şey yapalım. Resimden daha iyi anlaşılır. Gerçi burada bir cevapları da varmış. Şimdi hücre zarında ikili bir katman vardı. Yani burası. Yani şöyle hatta sizin için bir tane daha çizeyim. Çünkü bizim arkadaşlar tam çizememişler. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Bunlar aslında ikili katman oluşturuyor. Mesela şu bir katman, şu da başka bir katman. Bu katmanın adı fosfolipid. O da C'den gösterilen şey. C fosfolipid demek aslında. Fosfolipid tabakası dediğimiz şeyin hemen şöyle yapalım. Fosfolipiddir aslında C molekülü. Yağdır aslında. Fosfolipid hücre zarının akıcı olmasını sağlayan bir maddedir. Tabii bu kolesterol de bu görevi yapar ama hücre zarının temel yapısını oluşturur. Temel yapı ve akıcılık kazandırır hücreye diyebiliriz. Ve fosfolipitten sonra da şuradaki D'ye bakalım. Bak, D dediğimiz şey aslında protein ama ortası delik olan proteinlerden bunlar. Tabii burada resimde çok güzel çıkmamış ama buna biz kanal proteini diyoruz. Bu kanal proteini dediğimiz proteini aslında diyoruz. Bunlar madde alışverişinde büyük birazcık daha büyük maddelerin alışverişinde kullanılırlar. Yani fosfolipidin arasından geçemeyecek maddelerin alışverişinde kullanılır diyoruz. Ve B maddesine bakarsak böyle çıkıntılar böyle uzantılar var hücre zarının üstünden. Bu hücre zarından üzerinden uzantılar aslında B dediğim şey glikolipid. Neden? Çünkü yağlara bağlı. Yağlara bağlı bu fosfolipitlerin üzerinden çıkıyor ve uzantılar var. Buna da glikolipit diyoruz. Glikolipit dediğimiz şey aslında karbonhidratlar yağın karbonhidratların glikoz, milikoz falan filan vardı ya. Lipid de yağ demekti aslında. Bunların birleştirdiği bir yapı aslında ve bu hücreye özgünlük kazandırıyor. Hücreye aslında hücrenin kimliği gibi düşünebilirsin. Hücreye özgünlük kazandırır diyebiliriz. Peki geldik diğerine A molekülü ise bu da proteinin üzerinden böyle böyle çıkıntılar çıkmış. Bu da glikoprotein diyoruz bunlara da. Glikoprotein dediğimiz şey de aslında karbonhidratla proteinin birleşmiş hali ve hücrelerin arasında iletişimi sağlıyor. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Birbirini tanımasını sağlıyor diyoruz. Bunlar da aslında bir nevi hücreler arası kimlik diye düşünebiliriz. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Tabi burada kolesterolü gösteremeyecek kadar küçük olduğu için gösteremedik. Ve hücrelerin yapısında zaten ne vardır? Glikoprotein, glikolipid, fosfolipid vardır. Ve zaten başka da bir şey. Bir de kanal proteinleri vardır diyoruz. Bütün hepsini de göstermiş olduk. Hücre teorisine ait 3 madde yazınız demiş.
Hücre teorisine ait 3 maddeyi hemen yazalım. 1. Hücre teorisinin ilk maddesi. Hücre canlının temel ve yapısal birimidir. Hücre, bunu sorabilir hocamız çünkü çok önemli. Canlının temel, yapısal ve işlevsel en küçük birimidir diyebiliriz. En küçük birimidir de diyebiliriz. O zaman hücre canlıların temelini oluşturuyor. İkinci maddemizi söylemek istiyorum. Bütün canlılar mutlaka bir veya birden fazla olmak üzere hücrelerden oluşur. Bir, tek hücreli canlılar biliyorsunuz. Bir veya birden fazla hücreden oluşur. Bu da hücre teorisinin ikinci maddesi ve bu da çok önemli. Hücre teorisinin üçüncü maddesi ise hücre kalıtım maddesi içerir. Yani DNA ve RNA dediğimiz hücreler kalıtım maddesi, yani annemizin babamızın özelliklerinin bize geçmesine biz kalıtım diyorduk, maddesi içerir ve bunu yavru hücrelere aktarır. Yavru hücrelere aktarır. Zaten bu olaya da kalıtım diyorduk. Ve bu kalıtım maddesi ne diyorduk? Bu kalıtım maddesi de DNA ve RNA'dır. Bunu unutmayalım. DNA tabii özel olarak. Deoksiribonükleik asit. 3 tane maddesini yazmış olduk. Aşağıdaki tabloda vitaminlerin nerede çözündüğünü yazıp bulunduğu besinlere ve eksikliğinde ortaya çıkan rahatsızlıklara birer örnek verin demiş. Hemen bakalım. A vitamini. Çözündüğü madde yağ. Çünkü şunu unutmayalım. Vitaminleri yağda çözünen ve de suda çözünen olarak ikiye ayırıyorduk. Yağda çözünenler adekti. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini. Suda çözünenler de B ve C vitamini diyoruz. Şimdi yağda çözünürler. O zaman bu suda çözünür. Bu D yağda çözünür. Bu da yağda çözünür diyebiliriz. Bulunduğu besine baktığımız zaman havuç A vitamini deyince hemen aklımıza gelsin. Çünkü A vitamini yediğimiz zaman gözlerimiz daha iyi görür. Ve havuç da yerseniz çok fazla gözlerinizin daha iyi gördüğünü anlayacaksınız. Zaten göz bozukluğunuz varsa buna da yardımcı olabilir diyoruz. Ve havuç yemezsek veya işte havuç dediğim şey A vitamini alamazsak ve depolarımız da biterse karaciğerimizdeki gece körlüğü denilen rahatsızlık ortaya çıkar. Ama çok enteresan bir şey var. A vitamini hapı aldığın zaman veya A vitamini dolu besinler yediğin zaman bu gece körlüğü ortadan kalkıyor. O yüzden süper bir özellik diyoruz. C vitaminine baktığımız zaman limonda vardır mesela bulunduğu bir tane besin veya turunçgiller de diyebiliriz. Hangi hastalık oluyor? Skorbüt hastalığı. Skorbüt de diyebiliriz. Skorbüt hastalığı karşımıza çıkıyor diyoruz. D vitaminine baktığımız zaman sütte bulunuyor. D vitamini çok önemli bizim gelişmemiz için. Ve raşitizm hastalığı olur eksikliğinde. O da kemik erimesine benzer bir hastalıktır. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor diyoruz. K vitaminine baktığımız zaman mesela ıspanakta vardır. Yeşil sebzelerde genellikle bol vardır. D vitamini süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. C vitamini turunçgillerde bol miktarda bulunur. A vitamini yine sebzelerde çoğu sebzede bulunur diyoruz. Ve B vitamini mesela tahılgillerde bulunur falan filan. Bunları da hatırlamamız gerekir diyoruz. Geldik. E vitamini mesela balıkta falan filan bulunur. Evet ne demiştik? Ispanak demiştik K vitamini için. Kanın pıhtılaşmasında gecikme, pıhtılaşma gecikmesi hastalığı veya problemi ortaya çıkabilir. Dolayısıyla K vitamini mutlaka almamız gerekiyor. A, C, D, K vitaminlerini sormuştu. Biz de onu cevaplayalım. Diğer vitaminlere şuradan çalışabilirsiniz. Mesela bizim işte Akıl Notları kitabından hemen biyoloji kısmına geldiğiniz zaman sayfa 98'den başlayın bence tekrar yapmak için. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 zaten burada vitaminler de gelecek karşımıza. 108, 109, işte 110, 111, 112, 113. Burada bunların yapılarının nötral yağlar, fosfolipidler, steroidler acayip önemli. İkinci sınavda esas olarak proteinler karşımıza çok çıkacak ve enzimler karşımıza çok çıkacak. Ve ardından enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler de bizim için çok önemli. Vitaminlerde işte bak şu tabloyu ezberleyin lütfen. Bu tablo karşımıza çıkabilir sayfa 119'da. Ve işte nükleik asitlerin yapısında neler var? İşte RNA'nın yapısında neler var? Ve RNA ve DNA farkı %100 sınav sorusu. Bu da karşımıza gelecek. Ve ATP. Mesela sıfırdan biyoloji kitabından çalışmamız gereken yerleri göstermek istiyorum. Sıfırdan biyoloji kitabımızdan
Bir kere ilk konulara çok fazla tekrar etmemize, çalışmamıza gerek yok. Zaten bunlara çalışmıştık. İlk konulara ama tarama şeklinde gözünüzle tarayarak geçebilirsiniz. Ve bunları geçtikten sonra da işte solunum metabolizma, canlıların ortak özellikleri, canlıların ortak özellikleriyle ilgili test geçleri çözebilirsiniz. Burada yazılı soruları da var. Onları da göstereceğim birazdan taktaki. Canlıların temel bileşenleri burası işte gerçekten sınavımızda asıl çıkacak. Sayfa 26'dan başlıyor. Suyla başlıyoruz. Asit bazlar 28. 30'da tuz ve mineraller. Organik bileşikler işte asıl konu. 32'den başlıyoruz ve karbonhidratlara hoş geldiniz. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Ardından işte karbonhidrat çeşitlerinden özellikle hangi polisakkaritlerin nerede bulunduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor sayfa 36'daki. Ve tabii buradaki soruları mutlaka çözmeyi unutmayın. Yağların özellikleri, yağların hangi çeşitleri, steroidleri de bilmek lazım. Steroidler de öğretmenlerin çok sorduğu ve sevdiği bir şeydir. Yağ çeşitlerinden işte demin söylediğim gibi steroidleri bilin, kolesterolün steroid olduğunu mutlaka bilin. Çünkü çoğunlukla sınavlarda bunu bilgiyi soruyor çok enteresan bir şekilde. Proteinler bizim için çok önemli çünkü ikinci sınavda kesin net bir soru gelecek proteinlerden. Amino asitlerin nasıl bağlandığını, peptit bağlarını işte ve işte proteinin görevlerini, proteinlerin ne işe yaradığını gerçekten hangi reaksiyonla işte denatürasyon ve renatürasyonu bilelim mutlaka. Ve aynı zamanda enzimlerin yapısındaki işte biyolojik katalizörlerin yapısındaki işte basit enzimler, bileşik enzimleri, apoenzim, koenzim, kofaktör kavramlarını aynı zamanda enzimlerin özelliklerini, substratlarla nasıl çalıştığını ve aynı zamanda enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerin özellikle inhibitörü sormayı severler öğretmenler. Onu da söylemek istiyorum. Ve substrat yüzeyini sormayı severler öğretmenlerimiz. Ve hormonlar ve vitaminlerin farkını sayfa 52. Vitamin çeşitlerinde sayfa 54. Bizim için önemli vitaminlerin özellikleri sayfa 56'da hangi vitaminin ne işe yaradığını, nerede bulunduğunu çok iyi bilelim. Sınavda %100 sorusu gelecek. Nükleik asitlerden DNA ve RNA farkı gerçekten bizim karşımıza çıkacak bir şey. Burada hatta şöyle göstereyim. RNA'yı gösterdikten sonra RNA'nın çeşitleri var ama esas bence DNA ve RNA farkı. Sayfa 64. sayfayı mutlaka çalışın diyorum. ATP'nin özellikleri bizim için çok önemli. Fosforilasyon, defosforilasyonun ne demek olduğunu bilelim. ATP ve ADP'nin ne demek olduğunu bilelim. Sağlıklı beslenme dediğimiz şeyden soru gelebilir mi bilmiyorum ama obeziteyle ilgili bir soru gelebilir. Buradaki test geç sayfa 71, 70, 71, 72, 73 bunlar bizim için gerçekten önemli tara geçler, özür dilerim bunlar. 74, 75 çünkü zaten çok tara geç verdik gördüğünüz gibi. Test geç işte genel tekrar yapmak için sayfa 76, 77'deki 78, 79'daki test geç bizim için genel tekrar yapmak için çok önemli. 80, 81, 82, 83'te de var çünkü gerçekten bu ünite biyolojinin temelini, en temelini oluşturuyor. Sonra hücreye geçtiğimiz zaman tarihsel gelişim, hücre konusundaki tarihsel gelişim 86 ve 88 hücre teorisinin ve 3 maddesini mutlaka ezbere bilin. Sınavda sorarlar diyorum. Sınavda 3 maddesini kesin sorarlar. Ve ardından hücre yapısında prokaryot, ökaryotun farkını %100 soracaklar. Sayfa 90-91'de mutlaka soracaklar. Aman dikkat edelim. Ve hücre zarı ve hücre duvarında işte hani bitkilerde hücre duvarı olduğunu, hücre zarının yapılarında ne olduğunu, hangi maddeler olduğunu, hücre duvarında işte peptidoglikan, kitin ve selüloz olayının hangi canlılarda bulunduğunu ve aynı zamanda hücre zarından madde geçişlerinde küçük moleküllerini ve büyük moleküllerini ikiye ayırdığımızı ve nasıl olduğunu, hani difüzyon nasıl oluyor, çoktan aza geçiyor, işte su azdan çoğa gidiyor ama madde yoğunluğuna göre dikkat edelim. Ondan sonra işte aktif taşımada ne oluyor? Turgor, emme kuvveti arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki çok güzel kodlamalar yaptık. Çözelti çeşitleri, aktif de işte hipertonik, izotonik, hipotonik ortamlar, hipopotam ve hiperaktiften aklımıza getirebiliriz. Aktif ve pasif taşımanın farkını, endositoz ve egzositozu, endositozun fagositoz ve pinositoz diye ikiye ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Sayfa 106 ve 107'deki tara geçi, 108 ve 109'daki hatta 110 ve 111'deki tara geçişleri mutlaka çözelim diyorum. Ve gerçekten de bunlarla bayağı bir çalışmış olacağız. Ama TAK biyolojiden de yazılı soruları var. O yazılı sorularını göstermek istiyorum. Yaşam birimi biyoloji ünitemizin sonunda sayfa 72 ve 73'te yazılı sorularımız var. Bunları mutlaka çözelim. Ama ÖSYM tarzı soruları değil de burada ÖSYM tarzı sorularımız var ama ondan önceki ünite tekrar sorularını lütfen yaparım. Zaten normal TAK biyolojiden her şeyi bitirdiğinizi düşünüyorum ben sizin. Burada sayfa 58'den
Sayfa ünite tekrarlarımız var. Buradaki sorular çok kaliteli gerçekten. Sayfa 71'e kadar gerçekten tam sınavda gelebilecek tarzda sorular var. Hatta TAK'taki mantığı hatırlıyorsanız eğer, TAK'ta ilk ünitemizde, yaşam bilimi biyoloji ünitemizde mesela bir tane, iki tane test sorusu veriyoruz. Bir tane kısa cevaplı, bir tane açık uçlu soru. Bir tane klasik, bir tane açık uçlu, bir tane klasik soru veriyoruz. Bak burada açık uçlu soruda boşluğu dolduruyorsunuz. Kelime dolduruyorsunuz. Ama klasik soru zaten yazılı sorusu. O yüzden buradaki yazılı sorularını çözerekten, yapamadığınız soruları da TATS uygulamasıyla çat diye cevabını hocalardan öğrenerekten çok rahat bir şekilde çalışmış olabilirsiniz diyorum. Ve buradan da hangi sayfaları çalışın derseniz, hemen şöyle söyleyeyim. Sayfa 13'ten sınavda çıkacak yeri sana söylemek istiyorum. Sayfa 13'ten hücre zarından sonraki sayfa 13'ten sayfa 87'ye kadar eğer gerçekten sınavdan %100 almak istiyorsanız çalışabilirsiniz. Ve fen lisesi kısımları da var burada. Fen lisesinde ekstradan konu anlatımları da var. Onu da söylemek istiyorum ve ödüllü sorumuzu yapalım. Şimdi yorumlara yollayalım. Hadi bakalım biraz.